Sevgili Bayburt hemşerilerimiz, Bayburt'tan selamlar, saygılar. Sevgili hemşerilerimiz, sokak yarışmaları için kartlarımızı sevgili hocam Murat hocam bize gönderdi. Belki bugün akşam, belki yarın sokak yarışmalarımızı başlatacağız. Biz şimdi burada kendi evimde kendi kızım Özge ile beraber bir ufak yarışma yapalım dedik. Bakalım bizim Özge ne kadar Bayburtlu, Bayburt'un eski sorularını ya da Bayburt'un eski sözlerini ne kadar biliyor. Onun da bir pratiğini yapalım dedik. Buradan sevgili hemşerilerime gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Özge, seni tanıyabilir miyiz? İsmin? Özge. Türk. Öyle mi soy ismi? Evet, Türk. Buradan Bayburtlu amcalarına, abilerine, büyüklerine bir selam söylüyor musun? Abilerime, ablalarıma selam olsun. Aleyküm selam. Özge benim kendi kızım. Sevgili hemşerilerim, büyüklerin ellerinden öper. Şimdi Özge, ben Bayburt'un bilmen sanırım bilirsin çünkü Özge Bayburt'ta yetişti, en azından Bayburt'un çoğu sözlerini bilir, ben eski sözlerini. Özge, 3 tane sorum var. Soruların ilkini ben sorayım sana. Bayburt'ta, yani biz aramızda benim kız kardeşime ne denir? Yani sen benim kız kardeşime... Hala. Yani eski isimle ne denir? Eskide. Bibi. Bibi. Aferin. Onu bildim. Bibi denir. Özge, eskiden şöyle bir şey vardı. Hani böyle demirli, mesela demirli. Onu biraz tabii ki çok sanırım yaşına göre çok eski olması gerek. Tenekelerle böyle buğdayları şey yapardık, çuvala dökerdik. Ona ne denirdi? Yani iki teneke bir söz denirdi. Ona ne denirdi? Şimdi. Yani onu bilemez. Unuttum adını. Dur. Dedim mi? Bir tenekeden fazla, bak, bir tenekeden fazla bir ölçü. Yani onun ölçü, o ölçünün bir ismi vardı. Onu bilmiyorum, geç. Onu geçtik. Peki üçüncü soru Özge, çimmek ne demek? Yıkanmak. Yıkanmak, aferin. Peki çok teşekkür ederim Özge, çok sağ ol. Şöyle bir deneme maksatlı bir yarışma yaptık. Buradan Bayburtlu hemşerilerimize selamlar olsun. Sen de istersen bir el salla. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.